إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarning eng afzali ya'ni tavhid. Alloh subhanahu va taolo qaytargan narsalarning eng kattasi shirk. Hayotda inson amallar qilishlikda muhayyar emas. استعيذ بالله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عملر من أبو آياتاً بذلك معلوم كي مؤمن كشي مؤمنة أيال أجن ممكن مات الله سبحانه وتعالى ورسوله برارب الحكم نقل جنبلسة uning ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Demak, mu'min kishi bir amalning qilishlikdan ilgari Alloh rasulining shu haqqiga hukmini bilmoqligi kerak. Men shu o'rinda darsimiz mavzusiga qaytishlikdan ilgari bir nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ba'zi bir usullarda al-aslu fil ashyai al-ibaha olamdagi narsalarning aslidagi bo'lgan narsa iboha, ya'ni mubohlik. Bir narsani halol yo harom deyishlikka birovning haqqi yo'q, aslida mubohlik shariat-i islomiyya tarafidan hukm kelib, u narsalar harom qilingan narsalarning harom qilingan. Lekin aksar hozirgi vaqtdagi ko'p ilm o'qiyotgan kishilarning ba'zilari o'zlarining yo'nalishlari boshqa tarafga yo'nalib ketgan kishilar mana bu hukmni noto'g'ri xato qilishadilar. Ba'zi bir shariatda durust emas bo'lgan narsalarni durustligiga hujjat qilib al-aslu fil ashyai al-ibaha degan so'zni hujjat qilishadilar. Lekin u hujjat qilayotgan narsa o'zi aslida shay emas birodarlar, balki fe'l. Al-aslu fil ashyai al-ibaha usul olimlarning so'zi narsalardagi asl mubohlikdir, ya'ni harom deyishlik emas. Shariat hukmi kelib shu narsani harom qilgan. Modomiki shariatni biror bir hukmi kelsa, haromligi haqida bir hukm kelmasa, uni bir harom deyishlikka haqqi yo'q deyman. Bu to'g'ri. Lekin ba'zi bir misol qilib aytganimizda, hayosiz suratlarni biz qarashligini shariat bu narsani harom qilgan deb bilamiz. Bunga al-aslu fil ashyai al-ibaha deb hujjat qilgan odam haqiqiy johil odamning hujjatidir. Chunki bu hayosiz suratlarga qarash bu fe'l shay emas bu birodarlar. Bunga qarash, buni chizish va hokazo bu narsa fe'l. Al-aslu fil af'al laysa al-ibaha va at-tahrim. Ya'ni bu laysa al-ibaha. Bu fe'llardagi asl mubohlik emas bu. Balki al-aslu fil ashyai al-ibaha degan so'zni shayni misol keltirmoqlik kerak. Ya'ni bir hayosiz suratlarga qarashlik bu shay emas, bu fe'l birodarlar. Bu fe'l bu albatta shariat bu narsani harom qilgan. Ba'zi kishilar shunga hujjat qilishardiki, bu men bir ba'zi g'alat fikrga to'xtalib o'tmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo bizni mu'min kishi va mu'mina ayol uchun Alloh rasulining bir hukmi kelgandan keyin uning ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Shuning uchun
biz al aslu fil ashiyai al ibaha bu narsani to'g'ri deb bilamiz. Ammo shay bilan fe'lni ajrata olmaslikni jaholat deb bilamiz. Shuni bilib qo'ymoqligimiz kerak. Fe'l bu insonning bir narsaga qarash, qaramasligi fe'ldir. Bir narsaning qilish, qilmaslik fe'ldir. Suratni chizish, chizmaslik fe'ldir. Buni shariat suratchilarni ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nomi bilan la'nat aytganlar. Bu fe'l bu. Bu shay emas birodarlar. Shuning uchun u al aslu fil ashiyai al ibaha deb fe'lga hujjat qilishlik bu jaholatdan boshqa narsa emas. Alloh subhanahu va taolo fastaqim kama umirta va man taba ma'ak va la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Buyurilgandek istiqomatda qoling. Sizga bilan birga bo'lgan kishilar ham istiqomatda qolishsin deb Alloh subhanahu va taolo istiqomatga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham istiqomatda barpo qilsin. Shariat-i islomiyya hayotda qaysi bir narsa bo'lsa, amal bo'lsa, bularga javob aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 23 yil muddatdagi qilgan amallari hayotda biror bir narsa qolmadiki javob qolgan bo'lsa, albatta javobini berib ketdilar. Qur'oni Karim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari hayotdagi har bir muammoga javob aytdi. Hattoki oddiy narsalarda ham mu'min kishi qanday amal qilishligini bilmoqchi bo'lsa, unga javob tayyordir. Shu bugungi darsimizda ba'zi bir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga hayotimizdagi sodir bo'ladigan narsalarning ba'zi vaqtda sodir bo'ladigan narsalarga ham javob aytgan hadislarga to'xtalib o'tamiz. Atsa urgan odam nima deyishligi va bunga javob nima bo'lishligiga ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llanma berdilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Innalloha yuhibbul utas va yakrahu at-tafa'ut." Alloh subhanahu va taolo atsani yaxshi ko'radi va esnashligini yomon ko'radi. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان sizlarning bittalaringlar atsa ursa va Allohga hamd aytsa har bir musulmon kishiga eshitgan musulmon kishiga yarhamukalloh deb aytishlik haq bo'ladi. Demak, bir kishi atsa ursa, unga biz yarhamukalloh deb aytishligimiz vojib bo'ladi. Bunda biz muhayyar emasmiz. Ya'ni xohlasak aytib, xohlasak aytmaydigan holatda emasmiz. Bizning atsa urgan har bir kishiga Allohga hamd aytishlik sharti bilan shunda biz yarhamukalloh deb javob qilishligimiz bizning ustimizga haq, ya'ni vojib bo'ladi. Ammo esnashchi u shaytondan. Esnagan odamga biz hech qanday javob aytmaymiz. Balki esnash Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, sizlarning bittalaringlar esnasa qodir bo'lganicha esnashlikni qaytarsin dedilar. Chunki esnagan vaqtida shayton quvonib kulib yuboradi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda "Iza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah va liyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukalloh fa idza qala lahu yarhamukalloh falyakul yahdikumullohu va yuslihu balakum." Bu hadis ham shunga dalolat qiladiki, bir kishi atsa ursa alhamdulillah desa, unga javobiga yarhamukalloh deyishlik. Atsa urgan odam uni yana biror bir so'z ziyoda qilmoqchi bo'lsa, unga yahdikumulloh va yuslihu balakum desin. Imom Buxoriy rivoyatlari.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarında ikide adam atsa vurdu. Anas radiyallahu anhu rivayet kıladılar. فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْأَخَرِ Bittelerine cevap ettiler, ikincisine cevap etmediler. Yani يَرْحَمُكَ اللّٰهُ de bittelerine ettiler, ikincisine يَرْحَمُكَ اللّٰهُ demediler. Cevap verilmeyen şahs etti ki, falancı atsa urganda cevap verdiyiz, men atsa urganda cevap vermediyiz degenler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, bu Allah'a hamd etti, sen bosa Allah'a hamd etmedin. Yani hamd etmeyen adamga atsa uruşlikke hacet ettiler. Çünkü Allah'ın rahmeti bosun degen söz, bu mumin adamga Allah'ın rahmeti boladı. O özünün muminligini Allah'ın bu atsa nimetiye şükür bilen kursatken bulmalığı gerek. Şükür etmegenliği bunun anık muminliğe bir bilgi nişana bulmegenliği için onge cevap verişlik lazım bu meyde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki hatta inki ota ona perzentige örgüt isiden çıkıp kaladigan derecedeki talimlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Ettiler ki Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet kılgı hadiste اِذَا عَتَسَ وَضَعَ يَدَهُ اَوْ سَوْبَهُ عَلَى ف۪يهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atsa urseler kullarını ya libaslarını ağızlarını kulları bilen ya libaslarını biçtim alardılar. اَوْ غَضَّ بِهَا سَوْتَهُ Yani tavuşlarını şu kulları bilen pasletardılar. Hatta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin duaları icabet degen mukarrar edi. O kişi Allah'ın rahmeti bulsun, Allah rahmet kısın degen sözünü Yahudiler özlerine aittirip alıştık için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarına gelip atsa uruçluğu kemese han كَنَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَصُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَرْجُونَ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكَ اللّٰهِ Taatus, özünü atsa urgenge okşatış. Yahudiler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin adlarında özlerini atsa urgenge okşatışardı. Maksadları, ümit kılışardı ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, يَرْحَمُكُمُ اللّٰهِ deselerdi. Okşu yeterdiler ki, يَهْد۪يكُمُ اللّٰهُ وَيُسْلِحُ بَعْلَكُمْ Şunçalik hassasıdırlar. Yahudiler, Allah'ın düşmanı, bunge Allah'ın rahmeti bulsun deyiş, mumun adamge dürüstmez edi. Bana bu cahide, Allah sizlerini hidayet kısın, ahvalilerini tüzetsin, deyip koyarlar. Birar madde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin 23 yıl tarihleri de gayri dinge Allah'ın rahmeti bulsun degen sözü bayat kılınmıyordu biraderler. Hatta ki makkar Yahudiler kelip çünçelik kılışken vakti de hem hassas idiler Allah hidayet kısın sizlerini dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu rivayet kılgan hadislerde ettiler ki اِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى ف۪يهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانِ يَدْخُلُ Sizlerinin bitteleriler esnese kulu bilen ağzını üşlesin yani bekitsin şeytan ağızge kirip gider dediler. Biz bana bu naslarını kabul kılıçlıkta braderler biz nasını şimdi tavil kılmaktan kabul kılamız. Şeytan kullanadı dediler. Şeytan ağızge kiredi dediler. Biz bunu hiç kendi tavil kılmayan halette kabul kılamız. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet kılınken hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Hakkul muslimi alel muslim khamsun. Müslümanlı müslümandaki hakkı beştedir. Raddusselam, salamını kaytarış. Ve iyadetul marib, kesel bulsa körüş. وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِذِ Vafat kılgende cenazesine irgeçlik. وَاِجَابَتُ الدَّعْوَةِ Çakırsa cevap kılıp barışlik. وَتَشْمِيتُ الْعَاطِفِ Şükürgen vaktidir cevap veriş dediler. Hamd etkende يَرْحَمُكَ اللّٰهُ deyişlik hak dediler. Bazı rivayetlerde Bera ibn-i Azib r.a. rivayetlerde
amarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyip, mana bu atsa uruşligini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge buyruk kılgeller degen buyruk kelimesi keledi. Demek atsa urulgen kişi Allah'a hamd etişlik bilen cevap kılışligimiz vaciptir. Mana bunda naslarını biz kabul kılışlıkta rayimiz bilen kabul kılmasligimiz gerekir braderler. Belki bunu Allah'ın Resulü ayeti yaptı degen itikad bilen kabul kılmalıgımız gerek. Ve bu vacip ameller içinden ikerligini bilmalıgımız gerek. Zalim, kafir, dinsiz adamlarının kabristanlarını aldıdan ötken vakti degi halet kendi bölüşlüğü kereyliği hakkı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rivayet kılardılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki ashablariga Hicr vilayetine yetip gelgenlerde yani Hicr vilayeti Samud diyarıda La tadkhulu ala ha'ula'i al-mu'adhabin illa an takunu bakin fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alayhim la yusibukum ma asabahum muttafaqun alayh wa fi riwayatin qala lamma marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil hijr la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum ay yusibukum ma asabahum illa an takunu bakin thumma qanna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu wa asra'a as-sayra hatta ajaza al-wadi Hicr vilayetine yetip gelgenlerde Samud kabilesi halak bo'lgan kavimlerden. Bu azaplengen kişilerinin üstüge kirmeyler. Meğer yığılagen halette kirip geliyler dediler. Samud kabilesinin diyarı Hicr'e kigelleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Samud kabilesinin halak bo'lganiga kança min yili ötken Allah'ı zibiledi. Şunçelik uzak vakt ötüşleyici karamestan Birgi yığılagan halette kiriler dediler. Birgi Allah'ın belası tüşken cahı dediler. Eğer yığılavcı bulmasaylar, onların bu diyarga yığılak kiralmasaylar, kirmeyler dediler. Sizlerinin başıylarga ham onların başıya tüşken musibet tüşmesin dediler. Bazı rivayette, özlerge zulüm kılgen adamlarının meskellerge kirmeyler, meğer yığılagan halette kiriler dediler de, özleri boşlarını yapıp, Sayrını yani tezde yürüdüler de hatta vadiden ötüp ettiler. Şünçelik Allah'tan korkuşluk mumun adamda şimdi buluş gerek. Allah'ın laneti yağıladigan caylarga barışmaz buradarlar. Şehirden ötüp yetken vakitte sayrını tezde yürüp Allah'tan bir panah istep ötüp geçtiğe adetlenmalı gerek. Bunca pul sarıp kılıp kirişleyemez buradarlar. Allah'ın laneti bu ilan kılınken ameller nimege bölgenliğini hemme bilede. Ayol kişi yalgız sefer kılsa buladı mı yok mu? Ebu Hureyre rızıyallahu anhudan rivayet kılınken hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki La yehillu li imra'atin tu'minu billahi vel yevmil ahir tusafirun mesirete yevmin ve leyletin illa ma'azi mahramin aleyha. Hadis muttafakun aleyh braderler. Ayol kişi için, yani Allah'a ve kıyamet günüge iman kiltirgen ayolge. Bazı ayollerge bu mesele ne etilse, min sefer kıla uremen deyişliği mümkün. Lekin bu söz, Allah'a ve kıyamet günüge iman kiltirgen ayollergedir bu. Allah'a kıyamet günüge iman kiltirmegen ayol, o kaçan kandey sefer kılışlığı bilen Müslüman adam deyişi yok. Bir keçe ve kündüzlik seferge sefer kılıçlığı mümkünmez, meğer mahremi bilen mümkündür. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bu kişiden rivayet kılınca hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işitken ekeller La yehluvenne raculun bi imraatin illa ve ma'aha zu mahramin ve la tusafirul mar'atu illa ma'a zi mahramin fekale lehu raculun ya Resulallah inne imraati haracet hacceten ve inni uktutibtu fi gazveti keza ve keza kale intalik fehucce ma'a imraatik muttefakun aleyh Yer kişi yalgız ayol kişi bilen yani ajnabiyye ayol bilen mahram bo'lmagan ayol bilen xoli bo'lishligini man qildilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu hadisda.
Magar mahrami bo'lsa mumkin. Misol qilib olganimizda bir xonada bir kishi va bitta mahram bo'lmagan ayolning o'tirishligi mumkin emas. Magar bu ayolning mahrami bo'lsa, yana mumkin bo'ladi. Boshqacha qilib aytganimizda bir sayyorada bitta ayol tanho o'zi mahram bo'lmagan kishi bilan sayyoraning ichida turishligi mumkin bo'lmaydi, birodarlar. Ayol kishi mahramisiz safar qilmasin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda bir kishi aytdilarki, "Ya Rasululloh, mening ayolim haj qilib chiqib ketgan edi. Men falon va piston g'azotga yozilib qolgandim" dedi. "Nima qilay?" dedilar. "Hajga ayolim chiqib ketdi. Men g'azotga, ya'ni Allohning yo'lidagi farz bo'lgan jihodga yozilib qolgandim" dedilar. "Falon joyda tijoratga ketyapti" demadilar. Yo'ningki falon bir dehqonchiligim bilan band edim demadilar. Allohning farzi bo'lgan farz jihodga kitobat qilinib qo'yuvdim. Ayolim bo'lsa hajga chiqib ketuvdim. Nima qilay dedilar. "Bor" dedilar. "Ayoling bilan haj qilding" dedi. Mana bu amallar birodarlar, biz nima uchun amallarni qilamiz? Allohni rozi qilamiz deb maqsadda qiladigan bo'lsak, bu amalimiz birinchi maqbul bo'lishligining sharti shariatga muvofiq bo'lish kerak. Ya'ni kitobi sunnatda bunga asos bo'lishligi kerak. Va shu ixlos faqat ibodat Alloh subhanahu va taoloning o'zinigina maqsad qilingan bo'lishligi kerak. Ikkita sharti bor amalning maqbul bo'lishligini. Kitobi sunnatga muvofiq bo'lmagan amalni yig'lab qiling, qabul bo'lmaydi. Kechasi yig'lab, kunduzi roza tutib qiling, qabul bo'lmaydi. Chunki kitobi sunnatga zid u amal. Kitobi sunnatga muvofiq bo'lsa-yu, lekin ixlos bo'lmasa, Allohning rizoligini maqsad qilinmagan bo'lsa, u amal ham habata bo'ladi. Saflarning fazilati haqida suollar nihoyatda ko'payib ketganligi uchun turli turdagi masalalarda bugungi darsimizni mavzusi qilib qo'ydik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozdagi bergan ehtimomlarning nihoyat darajada asosiysi saflarni komil qilishlik bo'ldi. Va bunga buyurdilar. Va bu saflarni to'g'rilashlikka qo'llari bilan borib ushlab to'g'rilab qo'ydilar. Iqoma aytilgandan keyin birodarlar ogohlantirdilar. Qo'rqitdilar. Juda ko'p yo'llanmalarni namozdagi safga qaratdilar. Shular jumlasidan ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarning oldimizga chiqdilar deb rivoyat qiladilar Jabir ibn Samura. Bu hadis Imom Muslimning Jami'i Sahihlarida keltirilgan. Ala tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha. Saf bo'lmaysizlarmi? Farishtalar Rabbining huzurida saf bo'lganga o'xshagan dedilar. Ya'ni Rabb taoloning huzurida malaikalar saf bo'lgandaqa sizlar ham saf bo'lmaysizlarmi dedilar. Subhanalloh ya Rasululloh, va kayfa tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha? Ya Rasululloh, malaikalar Rabbining huzurida qanday saf bo'ladi dedik. Qala yutimuna sufufal awal va yatarassuna fis-saf. Birinchi avvalgi saflarni komil qilishadi va keyin safda taros bir-birlarga shunday yopishib turishadi. Taros, ya'ni bu lug'atlarni bir qararsin birodarlar, hamma bir-biriga tegib zich turishlikni taros deydi. Ba'zi bir kishilar saflarda orqaga qarab ketaveradi. Shu haqda o'zini namoz vaqtida salqinni ixtiyor qilib orqaga qarab ketishlikdan ehtiyot bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo uni ham orqaga qilib qo'yadi. Mana bu hadis, bu meni so'zim emas birodarlar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinayaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ro'a fi ashabihi ta'khuran. Ashablarda orqaga o'zini tashlashligini ko'rdilar.
فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَاَتِمُّوا بِي İlgerileyler, beni aldığından saflarını kamul kılıp barıylar. وَلْيَعْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ Sizlerge, sizlerden keyingiler ergeçsin. لَا يَزَالُ قُومُنْ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ Odamlar orkada özünü taşlaşa uğradı, Allah ham ularını orkada yürüdü yankılıp koyadı. Her bir nakada orkada koyadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Ebu Mes'ud radiyallahu anhu, يَمْسَحُ مَنَا كِبَنَا فِي الصَّلَةِ Namazda yelkelerimizi şimdi maskul silat kolları bilen tekkisle koyardılar. İstavu, doğrulaniler dediler. وَلَا تَخْتَلِفُوا نَوْتَكِسْ تُرْمَيْلَا dediler. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ kalbilerem نَوْتَكِسْ بُقُلَا dediler. لِيَلِنِي مِنْكُمْ قُلُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى Beni yanımda akıl egeleri ve kemalatki yetken kişiler tursun dediler. Bu hadisten yani bazılar kemalat yaşıge balagat yetken kişiler ve hem de fazilette kamul bulgen kişiler yanımda tursun dediler. Daim namazga ötken kişinin aldı da ahli faziller türçlükke hareket kılıçlığı gerek ki namazda taklif kılınsa namaz bozulsa şu kişi namazga ötediği adam türçlüğü gerek. Bazı bir kişiler sual kıttılar ki bir de köp suallarının içi de cevap verilmeyen suallarının içi de saflarını beraber kılgende ayaklarımızı yapıştıramız mı, yok mu degen sualla henüz geçe sual kılış yaptıyken yine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine müracaat kılamız. Anas radiyallahu anhu'dan rivayet kılınken hadis-i şerifte bu şey dediler ki ukimati salat, namazga ikame edildi. Fe akbala aleyna Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme bi vecihi yüzleri bilen bizge karadiler. Namazga ikame edilgenden kegin. Akimu sufufakum ve tarassu safilerine berpa kılıylar ve zic bulıylar dediler. Fe inni arakum min verai zahri min roberoyumu kendiyi körgen bulsam arka tarafını şundayı körüp duramam dediler. İmam Bukhari şu lafz rivayet kıldılar. İmam Müslim hem şu manabına rivayet kıldılar. İmam Bukhari'nin rivayetlerde وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ Bizlerinin bittemiz dediler İmam Bukhari'nin rivayetlerde. Yelkesini yelkesine yapıştırardı. Braderler yelkesini yelkesine tek giderdi degen gap başka. Yelkeni yelkeye yapıştırardı degen gap başka. Özbek dilde gapir yapış tünelliği buletken bu sekerek. İlzak Arap dili de yapıştırışlığına aitadı. Yelkemizin bittemizin yelkemizge yapıştırardılar. Ve kademehu bi kademihi bittemiz ikincimizin kademimizge kadem diye braderler biz tarafta şu yürgen ayağımızı aitadı. Hemen ki çüneli bölgen bu sekerek. Şu ayağımızı ayakta yapıştırardılar. Hiç kaçan özünü ayağını özünü ayağı yapıştırmaydı hiç kaçan. Özünün ayağını şeriginin ayağına yapıştırardılar. Tekkizerdilermez, yapıştırardılar. Tekkiziş degen mana, ayakta ayakta tekip duruş. Yapıştırış degen mana, bir nerseni bir nersene yapıştırıp görülgen bosa gerek. Mene bu, ayaklarını bittemiz başkanın ayağına yapıştırardılar. Şunu, eğer hemmemiz yapıştırsak, ayağımızı kerişlikke hata düşmeydi. Lekin ayağını kerdirişki kim mecbur kıladı? Yanı diye adamın sünnette bilmesini kim mecbur kıladı? Bu yanı diye adam daim samavarda oturup adetlenip bakan. Bimalar ortalarda açıp. Bu namaz braderler. Allah subhanehu ve teala'nın yapılgen ibadetini takı sallu kemâ râitumuni usalli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz okuyanlarda o kişimiz gelir. O kişi yalgız imam bulup türgenler için ayaklarını buranın ayağı yapıştırmazdılar. Yalgız sürerdiler. İmam idiler o kişi. Lekin sahabeler ettiler ki bittemiz ikincimizin ayağımızga nihayet derecede mahkem yapıştırardık dediler. İlzak
yapıştırışlıktır buradırlar. Şunun için biz saf hakkında bizge sual bulmasın bundan keyin. Hadip, bu hakta biz endi kaytip yapırmayız. Her daim saflarını beraber kılıyorlar deyip kaytasız o degen sual buluşu mümkün. Biz her daim saflarını beraber kılıyorlar, aralarını bekliyorlar, şeytanga orun koymuyorlar, şu sözlerini ayta oramız ne için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömür bat etkerlikler için biz hamaytemiz. Şu sünnetini ihya kılıçlık için etemiz. Eğer ki safta hiç kendi bir halalini görmesek hem şu sözünü ayetçilik için sünnet. Şu sünnetini ihya kılıçlık için etemiz. Bu sözümüzün ispatı için Enes radiyallahu anhudan rivayet kılınken hadis-i şerif şun bilen biz saf doğrusu da malumatımız kamul bulsa gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Russu sufufakum safilerini ziç kiliyler dediler. Ve karibu beynaha ortalarını yakınlaştırıyorlar. Ve hazu bil a'naq boyunlarını beraberleştiriyorlar. Rubar okulu. Fevellezî nefsî biyedihî inni le ara şeytâne yedhulu min halalis safi ke ennehel hedef. Nefsim kulüde bulgen zatke kasam içip etemem ki, min şeytanını körüp duramen saflarının arasından huttu kuzucak kokşap kirip aliyetkerliğini körüp duramen dediler. Hemmemiz koy bakkamız buradırlar. Kuzucakını koyunu arasından kirgenliğini körgen bulsa gerek. Şu kansel bir imkaniyet bulsa kirip aradı. O ara açık o yanda kuzucak, hatırcamlı günü kirip eşit etürüşlüğü. Sel imkaniyet bu sekilerdi. Şeytan şu saflarının arasından kiriyetkerliğini körüp duramam dedi. Aslı hazreti biz kuzucak deyip koyuyoruz. Lekin aslı hadislerin şerhindeki lügatte hiye ganemun sudun sigarun takunu bil yemen. Bu kara kiçkine kuzucak Yemen'de bo'ladigan degan ekanlar. Ya'ni nihoyatda bir chaqqon bo'lgan qo'zichoqqa ishora qilyapti. Saflar haqidagi bizning ma'lumotimiz shu birodarlar. Bu kitob mana har bittasini qayerdan rivoyat qilinganligini sizlarga o'qib aytib berdik birodarlar. Mana bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bizlarga bergan namozdagi saf to'g'risidagi yo'llanmalari. Bundan boshqa yo'llanmalar ham ko'p. Bu narsalarni biz hozir alohida bir aytishlik o'rnimas, mushularga ishora qilib o'tdik. Ba'zi savollarda mayyitni jonibidan sadaqot qilsak savob bo'ladimi degan savol bo'pti. Bu savolga javob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir kishi keldilar. Oysha radhiyallohu anha bu hadisni rivoyat qilyaptilar. Inna ummi uftu litat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alayh. Ukshatlarki onam jon taslim qildi, men gumon qilamanki onamni agar gapirishlikka ulgib qolgan vaqtida bir sadaqat qilgan bo'lardilar. Biror bir narsani sadaqat qiling deb aytgan bo'lardilar. Men shu onamga agar jonibidan sadaqat qilsam ajr bo'ladimi degan edilar, ha dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdimki, onam vafot qilganida nima qilsam savob bo'ladi degan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llanma berdilarki, suv dedilar. Arabiston sahrosida suv kam bo'lganligi, shuning uchun suvga ishora qildilar, bir quduqni kavlab, shunda hamma jihozlarni hozirlab, hada li ummi sa'din dedilar. Bu sa'dni onasiga bo'lsin savobi dedilar. Bundan tashqari umumiy hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Agar inson vafot qilsa, amali to'xtaydi. Uchta amali davom etadi. Ya'ni uni amal daftari tamom bo'ladi. Umr bir kitobki,
her günü bir varağı açılıverir, yapılıverir. Şun bilen ahırı mukavvat çıkarttı, şun bilen insanlık kitabı bekilip özü hem dünyadan köz yumup gitti. Şu amel defteri bekilip kaladı. Üçte amel, bu amel defteri yazıladıkken varağlarının üçtesi açık oladı. O hem hemenlik açık mıydı buradalar? Bazılarınınki açık oldu, hemenlik açık olsa bazılarınınki şu açık boyunca tur uğradı. Kıyamet geçer. Bazılarınınki şu açık varakta yazılıp duradı. Kimler kıyamet geçer tur uğradıkken adamlardaki kimler o? Bu yazıladıkken kişilerinki kimler? Birincisi sadakat incariye. Yürüp durgen sadakatını koyup gitken bulsa, bunun açık bir varakıya yazılıp duradı. İkincisi, ilmin yuntafa'u bihi, faydalanıp duruladigen ilim koyup gitken bulsa, şeriat ilmini koyup gitken bulsa, şundan faydalanıp dururken bulsa. Sadakatin, sadakat koyup gitse değil mi yaptı buradalar? Cariyetin sıfatıya kaytkılın yaptı. Yürüp durgen sadakat bulsa. Yürümeye digen sadakat bulsa, şeyde kaladı. Yani burada aş birgen bulsa, o aş yiyildi, tamam bu oldu için bura. Yürüp dura digen sadakat. Mesela bir adamge libas giydirip koydu. Kiyimi yok adamge. Bu libasını kiyip yırtıl günce yürüp duradı. Bir adam bırak bir mescit kurup koydu. Şu mescit buzul günce, namaz okulup dur günce şu yürüp dura uğradı. Yürüp durgen sadakat. Mutlak sadakat mı buradırlar? Yürüp durgen sadakat koyup gitken bu şey. İkincisi, ilmin yuntafa'u bihi. Faydalanıp türledigen ilimli koyup gitti. Bir adamla talim verdiyiz o adam şu mutlaka buranı faydalandırmadı hem, özyem faydalanmadı. Bunda okuyucu, bunda şagirt iskocam bası, şu kitabı açır boyutu tur orada kıyamet gece. Faydalanıp türledigen ilim buluşluğu gerek. Üçüncüsü, evveledin salihin yed'u'la. Üçüncüsü, farzand. Bu, evvelki iki tane senin sıfatı biteden bol yaptı buradırlar. Sadakanın sıfatı cariye. İlimde sıfatı yuntafa'u bihi faydalanıp durulunken. Ama farzandın sıfatı iki de bol yaptı, bitemez. Birinci, salih farzand bu sırayken. Salih farzand kim? Pul topar farzand mı? Yok kaddi kavmatli farzand mı? Yoyinki nihoyatda uchar deb aytaylik xalqni tili bilan aytganda shunaqa farzand. Qanaqa farzand? Solih farzand. Farzandni hamma hayvonlar ham qo'yib ketadi. Yahudlar ham qo'yib ketadi, nasorolar ham qo'yib ketadi. Lekin bu farzand solih farzand. Solih farzand albatta shariat buyurgan ishni qiladigan, qaytargan narsasidan qaytaradigan farzandni solih deymiz. Bu farzand qolsa va ikkinchi sifati yad'ula o'tgan dadasiga duo qilib turadigan bo'lsa. Duo odatda namozda 5 vaqt duo qilinadi ota-onadan. Demak, namoz o'qib turadigan farzand solih farzand, Allohni farzini qilyapti va otasini duo qilayotgan farzand. Mana bu farzandni qo'yib ketgan odamning amal daftari yozilib turadi. Ammo mutlaq farzand qo'yib ketsa-chi? O farzand boshqa ham hamma qo'yib ketadi. Valad kalimasi o'g'il va qizga shomil bo'ladi. Arab tilida o'g'ilni ifodalansa ibnun deyiladi. Qizni ifodalansa bintun deyiladi. Ammo valadun kalimasi o'g'il qizni o'z ichiga oladi. Demak, o'g'il va qizni qo'yib ketgan solih salohiyatli farzand qo'ygan va duo qilib turadigan farzand qo'ygan. Ammo dinga qarshi bo'ladigan farzandni qo'yib ketgan bo'lsa hayotida orasini ochiq qilmagan bo'lsa, salomat qoladi. Hayotda orasini ochiq qilmagan bo'lsa, uni dinga qarshi kurashibiga rozi bo'lib turib, shuni olib kelgan taomini ishtaha bilan yegan bo'lsa, uning amal daftarining yomon varag'i ochiq turadi. Shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Farzand solih bo'lishligi shart va duo qilib turishligi shart. Biz bu yerda o'zimizni aldamasligimiz kerak, birodarlar. Farzandlar qolib, ular dadasidan keyin minglab qo'yni so'ysin, tuyalar so'ysin, namoz o'qimasa zarracha manfaati yo'q. Xotirjamlik bilan aytmoqligimiz kerak. Unga biz murosa qilmasligimiz kerak. Bu bo'lmasam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadislarini bir aytsinki, farzand qolsa, qo'y so'yib turadigan farzand qolsa, unga ajr borib turadi deganga o'zgartirib olsin bo'lmasam. Biz salo
mohiyatlik farzand degan. Mana biz ziyofat qilib, otasining birodarlarini ziyofat qilsa ajr bo'lmaydi deydiganlardan emasmi? Ajr bo'ladi. Sadaqat qilsa, muhtojlarga sadaqat qilsa ajr bo'lishligida shak shubha yo'q. Lekin salohiyatlik bo'lmasa, u mingta qo'y so'ysin, mingta tuya so'ysin, zarracha manfaati bo'lmaydi. O'zini ham niyati shu, ko'pam dadasiga ajr qilishlik emas o'zi. O'zini so'zlardan ham eshitish mumkin bo'ladi. Shu dadasidan qolib hech narsa qilmadi demasin deb qilayotgan bo'ladi o'zi. O'zi bilan ham gaplashib ko'rsangiz, xuddi shuni aytadi. O'zi ham o'zi oxiratdan ajri yo'qligini o'zi biladi, lekin unga bizga o'xshagan, biz ahli ilm degan odamlar unga savob top bermasligimiz kerak. O'zi savoblanmaydi kim edi o'zi ham. O'zi aytadiki, biz albatta bir endi odamlar har xil gap qo'yaryapti, qilmasang deb qilayotganligini o'zi o'tini bilan ifodalaydi. Buni ajr Allohning huzuridan ajr olaman degan gap uni og'zidan chiqmaydi, dilida ham yo'q. Dilini ham kavlab ko'rsang chiqmaydi. Lekin bunga bir soxta bu dinni boshqacha qilib ko'rsatayotgan odam buni butun jannatning xohlagan darvozasidan kirsang mumkin bo'laveradi deb ko'rsatib beradi. Mana bu narsani biz hadislarni o'zini biz aytmoqligimiz kerak. Lekin foydalanib turilgan ilm albatta ajr boradi. Duo qilib turadigan salohiyatli farzand albatta ajr boradi. Bu hadisning chuqurligi agar biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini qanchalik nubuvvat, vahiy quvvati borligini bilsak bo'ladi. Shunday farzandlarni ko'ramizki, duo qilishadi. Ota-onalarni duo qilaylik desa, ko'zidan yosh oqib, bizdan ko'ra ko'proq duo qiladi, lekin salohiyatli emas. Namoz o'qimaydi. Bir otangiz haqiga duo qilaylik desa, yig'laveradi. Duo qiladigan farzandda ham manfaati bor demadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chunki duo qiladigan farzandlarning duosi bormaydi agar salohiyatli bo'lmasa. Ya'ni Allohning buyrug'ini qilmasa. Hushiga kelib qolganda dadasini duo qiladigan farzandlarning Allohning farzini qilmasa, xotirini jam qilsin, u savob bormaydi. Bu meni so'zim emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining so'zlari Imom Muslim o'zlarining jami sahihlarida keltirdilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Biz o'zimizni aldab boshqacha qilib gapirmasligimiz kerak. Har bir so'zni o'rniga qo'yib aytishimiz kerak. Vafot qilgan kishiga kishilarning sano maqtov aytishligi haqqidir. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, marrub bi jidaza bir tobutni olib o'tishdilar. Fa'asnau alayha khayran. Sahobalar bu tobutga yaxshilikni so'zlarini aytishdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vajabat deb qo'ydilar. Vojib bo'ldi dedilar. Summa marrub bi ukhra boshqa tobutni ham olib o'tishdilar. Fa'asnau alayha sharran. Yomon so'zlarni aytishdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki vajabat vojib bo'ldi dedilar. Faqala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ma vajabat. Ya Rasulullah, ikkita tobut o'tdi. Bittasiga yaxshilik bilan yodga oluvdik, vojib bo'ldi dedilar. Yomonlik bilan zikr qiluvdik, ikkinchisini vojib bo'ldi dedilar. Nima vojib bo'ldi? Ikkov bir xil so'z bo'ldi. Deganlarda, "Hada asnaytum alayhi khayran." Unisiga yaxshilik so'zlarini aytdinglar, unga jannat vojib bo'ldi dedilar. Bunisiga yomonlik so'zini aytdinglar, unga jahannam o'ti vojib bo'ldi. Antum shuhada'ullohi fil ard. Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisizlar dedilar. Hadis muttafaqun alayh. Shu hadisni juda ko'p o'rinda birodarlar rivoyat qilamiz. Qayerda bir odam vafot qilgan bo'lsa, bu odam qanaqa odam edi deb so'raladi. Yaxshi odam edi, Alloh rahmati edi, o'ydi, bo'ydi deymiz. Mu'min edi deymiz. Shun bilan shu hadisni keltirib, mana sizlar yaxshilik nomini aytdinglar, jannat vojib bo'ldimi deb bu hadisni keltiramiz. Lekin biz hech hayotimizda bir odamni umrimda eshitgan emasman, bu yerdagilar eshitgan bo'lsa bilmadim. Bironta odam vafot qilganda shu odam yomon odam edi degan janozada bo'lgan emasman birodarlar. Sahobalar bu yerda bu odam yomon odam edi deyishganlar. Shuning uchun vojib deyishganlar. Ular to'g'ri so'zni aytishganlar. Ular bir odamning yaxshi bo'lsa yaxshi deyishganlar, yomon bo'lsa yomon edi deyishganlar. Shuning uchun
ularning so'zlariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi jannat, ikkinchisiga vojib bo'ldi jahannam dedilar. Dinga xizmat qilgan bo'lsa, hayotini dinga bergan bo'lsa, islomning rivojiga bag'ishlagan bo'lsa, molini islom yo'liga sarf qilgan bo'lsa, biz yaxshi odam edi deb aytolaylik. Mana bu so'zimiz bilan bizni guvohligimiz o'tadi. Biz shuni Allohning huzurida ham aytolaydigan so'zni aytaylik. Bir odam hayoti bo'yicha mast qiluvchi ichimlik ichgan bo'lsa, qimor o'ynagan bo'lsa, dindorlar bilan kurashgan bo'lsa, masjidlarni vayron qilgan bo'lsa, qanaqa odam edi desa Alloh rahmat edi deyishlik bo'lmaydi. Alloh urgan odam edi deyishimiz kerak. Biz aytolmaymiz, bu sahobalar aytyapti bu yerda yomon odam edi deyishib mana. Shundagina vojib bo'ldi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning keyingi so'zlariga diqqat beraylik. Allohning yerdagi guvohlari sizlar dedilar. Agar bir hurmatli odam sen menga guvohlik berasan desa, nihoyatda hassos bo'lib hushyor turamizki, biror so'zimda xalat qilib qo'ymay deb hushyor turamiz. Allohning guvohlari sizlar ey mu'minlar dedilar. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أجر بركشن مسجدك يعتاد أي يتعلق أو يتلبس أذن مسجدك دائم باغلق ترجم بسا مؤمن لجي جواحلك بريلات بر أدامنا بر مسجدك كورب قتيلا مؤمن دي جواحلك بريلات دي ميقلر يعتاد أذن مسجدك باغلق ترجم بسا دائم شن أدامنا مؤمن دي لات بز مؤمن لجي بر أدامنا عيطار ميمز. U iymon qalbi amal, lekin qalbidagi iymonning bor yo'qligini bizga bir yo'llanma berdilarki, bu oson narsa bo'ldiki, masjidga o'zini bog'lab turgan bo'lsa, buni masjidga bog'lanib turgan odamni mu'min edi deb aytolinglar. Biz bir tobutda kishini yotganda bu odam mu'minmi desa, mu'min edi deyishligimiz uchun uni masjidga o'zining ko'p bog'lanib turganligini ko'rgan bo'lmoqligimiz kerak. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xilofat davrlarining oxirlarida ertalabki namozda bir mal'un hanjar urdi. U kishi hanjar urilishligi natijasida ichlaridagi bor narsa, qonlar hammasi oqa boshladi. Shunda bir davo, tabiblar davo qilib ko'rdi, lekin davoning foydasi yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi. Vasiyat qiling dedilar, vasiyat qildilar. Va hammalari shoshilib qolishdilar. Shunda Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, ey Umar, xursand bo'ling. Islomda avvalda musulmon bo'ldingiz. Islomga ko'p xizmatlar qildingiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'p suhbatdosh bo'ldingiz. Va keyin Abu Bakr as-Siddiqning yordamchilari bo'ldingiz. U kishidan keyin xalifa bo'ldingiz. Xalifa bo'lib ham adolat qildingiz. Mana hayotingizda ko'p islom olamini boylikka to'ldirdingiz. O'zingiz oddiy bo'lganingizcha qoldingiz boylikka to'ldirib ham. Endi bo'lsa umrning oxirida shahodat sizga shahidlik nasib bo'lib turibdi. Muborak bo'lsin sizga bu deganlarda. Ey Abdulloh ibn Abbos, to'xta dedilar, bas qil dedilar. Shu so'zlaringni Allohning huzurida aytolasanmi dedilar. Agar aytolmaydigan bo'lsang, meni haqqimda shu so'zni aytgin dedilar. Mana sahobalarning guvohliklari bunday bo'lgan. Din uchun xizmat qilib, din yo'lida o'lgan odam ham Alloh rahmatidir. Umri bo'yi din bilan kurashgan ham Alloh rahmatidir desek, bu qanaqa guvohlik bu? Hech bo'lmaganda qanaqa odam edi desa, bilmayman deyolaylik. Mana bunday bo'laylik. Allohning guvohlari sizlar deydi. Ertaga, ey mening guvohlarim qani tursin desa nima deymiz? Sen mening dushmanimga qanday so'zlarni, yaxshi so'zlarni guvohlik berding, qaysi yuzing bilan guvohlik berding desa nima deymiz? Biz Allohning do'stini do'st deylik, dushmanini dushman deb guvohlik berolmasligimiz kerak. Bu islom og'izdan chiqqan so'zni shunday mo'tabar qilganki, agar bu og'izdan chiqqan so'z nikohda qabul qildim deyishlik bilan ajnabiy ayol bilan turmush qilishlik vujudga keladi. Shun bilan oila vujudga keladi, bir kalima bilan. Bag'ishladim, qabul qildim bilan. Taloq kalimasini og'ziga olishlik bilan taloq vujudga keladi birodarlar. Ba'zi bir din dushmanlari, bu qanaqa bu dinki
ağzıdan şimdi şirin yaşayarken hayat bir mette ağzıdan talas sözü çıkışlığı bilen aile buzulup gete olsa deydi. Ular ki biz deyitemiz ki Allah mükerrem kılgen bu insanını, ağzı değil sözünü, ağzının sözü bu, müminin ağzıdan çıkartken söz dedi de, talak bilen aile buzuldu, nikah bilen aile kuruldu. İnsan mükerremli giden, onun ağzıdan çıkan bir sözle Allah şünçeliği müteber kıldı. Bunu müminin ağzı dedi, attı, keti demedi. Bana bunu da hiç şümbalığımız gerek. Allah'ın mükerrem kılgenli giden bu söz şünçelik, hürmetlik buldu bu adamlar. Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anh'u halifelik devirlerde Türgenlerde Pars harbi komandanı Hürmüzan'ı esir kılmak gelişti. İslam'da köp zarar yetkizgen adam idi Hürmüzan. Alıp gelingenden kigin Ömer ibn-i Hattab'ını kumda uhlayatudiler kollerde derrebilen. Hani Ömer dediler, meneşe uhlayatken Ömer dediler. Türdüler de kumdan Türgenlerden ki adil tefennim tehak edeli. Adalet kısız da şunun için hiç kendi korukçusuz beymalan kumda uhlayatudiler kendiydi. Şunda Hürmüzan'a bazı sözlerini yapırdılar. Hürles bin yapır mahşu bugün sözüm Hürmüzan da etti ki ölümden bunu öldürürler dedi kısas alınıp bunu ölümden ileri bunu çanka halette koy böyle hale gelinler sesini belirler dedi. Su içemen dedi. Su ap geliştiler bir sapal kasada. Şimdi bu sapal kasada su içkenimden köre ölgenim yaşlı bir dürüstrağ bir gidişli şey dedi. Dürüstrağ gidişli alıp geliyorlar dediler onların muhattab. Alışıp gelgenlerden ki gün bu kasada suyu içi yatıp kolu kaltıralım. Kaltıra geldi Ömer ibn-i Hattab ettiler ki la ba'se hatta taşrebe bu suyu iç gününce senge hiç kendi zarar yetkizilmeydi. Şu suyunu koyun diye suyu iç gününce zarar yetkizilmeydi senge dedi. Kulde idişli taşar sindir vardı. Başkası hak gelirler dolu haceti yok dedi. Kutuldum ölümden dedi. Kandeyi kutulesen dedi. Min şünçelik adamlarını katilige min kutulturmayım ben dediler. Ha amallik verdi su dediler. Kaçan amallik verdim dedi. Şu suyunu iç gününce senge zarar yetmeyi doğru değil. Bu su tükedi bana. Kutuldum ölümden. Ömer ibn-i Hattab ağızlardan çıkıp gitken şu sözünü İslam'ın eşeddi düşmanını öldürmesinden alıp kaldılar. Aydılar ki aldandım senge dediler. Lekin mumunge aldanırsan bulardı dediler. Aydı ki imanını kabul kıldı şu vakitte. Şu mumun adamın ağızdan çıkan sözünü İslam şünçelik müteber kıladı bu adamlar. O sözünü etmeyin ki o talak kelimesine etse aile buzulup yete uğradıken bu yengildin demeyin. Ha bu ağızdan çıkan sözünü şuna kadar müteber kıladı. Her günü minmette talak sen işlerse bu medigen yolunu özsüz taparsız onu deyiz. Bana bu nefse mumun adamın ağızdan çıkan söz ana güvahlik Allah'ın güvahları deyilgeni bana bu cenazede hem Allah'ını Allah rahmetiydi, Allah'ın dostuydu deyişlik için delilimiz bulmalı kerimler. Allah'ın güvahları sizler dediler. Ötken zatlarının bazı bir menakıblardan okup veriyatudik. İkinci okup verilin mahşub olgen zatlarının namı Talhat ibn Ubeydillah. Talha radiyallahu anhu. Bu kişi dünyada cenneti ekelliğe malum bulup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından güvahlık verilgen 10 ta kişinin bitteleri hesaplanadı. Talha ibn Ubeydillah İslam'ı evvelde kabul kılgen kişilerden hesaplanadı. Allah yolu da azarlengen kişilerden ve kegin hicret kılgenler. Bedir gazatı da iştirak ita alma geliler. Şam'daki bir ticaret sebepli gitgenlerden kegin tüzetten Bedir vakiyası bulup özleri bulalma geliler. Ve bulalma geliler ki köp alemlengeller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talhat ibn Ubeydillah'ını Bedir gazatı da iştirak etken adamlar sefede koyup o kişiye ölüş ecretgenler. Talhat ibn Ubeydillah özlerinin şüncelik Badr'da bulanma geldiklerine köp etten kılıp Uhud gazatıda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kattık himaye kılgen kişilerden. Hatta o kişiye düşman tarafından şemşir bilen salın yetken vakitte yetip gelip kollarını tutup kolları
ya şamşir tekkende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tegmeyi saklanıp kalken. Şunun için daim bir kolları asılıp yürürken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talhat ibn Ubeydillah hakkında köp maktav sözlerini etkiler. Şunlardan bittesi Men arada en yanvura ila şehidin yemşi ala ricleyhi fel yanvur ila Talhat ibn Ubeydillah. Kim iki ayağı bile yürüyetken şehidini görmekçi olsa Talhat'ı görsün diye gelirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashabları sual kılıçlıkça cürat kılıçmasa gelirler. Atraftaki sahradan Arabiler kesse kuvan işe gelirler ki onlar hiç rah yakamazsan doğru gelip sual kılıçı uğrarlar. Sual kısalar biz han dinine örgünüp olanız deyip kuvanıp duruşa gelirler. Bir Arabi kişi geliştiler de Kur'an-ı Kerim'de مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِيرُ Mu'minlerden şunday kişiler var ki Allah bile ahdleşken ahdide sadık kalıştı. Bazıları Allah verdiğin mükafatını aldı, bazıları küçük durdu. Degen ayette kim ölüşlerini aldı Allah tarafından birgen ölüşünü degen ayetinin manası şu ölüşünü algan adam kim deyip sonra gerekenler Arabi. Ashablar hammeleri kulak salışıp durgen ekenler kuvanışıp şu sualını özleri hem bir sual kılsaydı haybetlenip yürgen sahabeler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermediler. Kegin yine aldılar ki gelip yine sual kıldı. Yine cevap vermediler. Kegin mescidine darvazasından çıkıyor etkenler de etken ekenler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı sailu amman kaba nahbehu Allah'tan ölüşünü tola ötep algan kişi hakkında soracağı adam kayırdı dediler. Arabi etti ki min dediler. Şunda Talhat ibn Ubeydillah mescid aldı darvazasından şimdi körünüp bakan ekenler şimdi. Onlar işare kılıp bana bu Allah'tan ölüşünü tola alıp bulgen bana bu dediğini kirler. Yani özünü kıyametteki mükafatını algenliği mukarrar kişi bu kişi dediğini kirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri ve Ebu Bekir radiyallahu anhu Ömer ibn-i Hattab Osman radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib Talhat ibn-i Ubeydillah Zübeyir ibn-i Avvam 7 kişi bir katta bir taşını üstüde turuşgana geldiler. Şunda katta taş hareketlendi. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihde tinçlendi gene kimler. Tema aleyke illa nebiyyün ev sıddikun ev şehid. Senin üstünde kimler turuptu? Peygamber turuptu, sıddik turuptu ve şehidler turuptu gene kimler. Mene bu sözleri bir acib bir söz ki şu saatte haber bergen ekenler özlerinin hayatları da Ömer ibn-i Hattab, Osman radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, Talhat ibn-i Ubeydillah, Zübeyir ibn-i Avvam, beş oğlarının şehit buluşluğuna haberini bergen ekenler. Özleri peygamber özleri, Sıddik Ebu Bekir radiyallahu anhu, o kişi şehit bulmazsan can teslim kılıp ölüşlerine haberini bergen ekenler. Agarları havası, hakikatte hem şehit buluşkenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü de Talhatul Hayr deb lakabla genekerler. Yani Hayr Talha. Bütün vücudu Hayr'dan ibaret genekerler. Kup Uhud cengide kup hizmet genekerler. Zil aşire gadatı da Talhatul Fayyaz de genekerler. Hüttü bir sil akıp gendik cengiyle kılar ekerler. Hayber günü de Talhatul Cud. Müslümanlar şimdi muhtaç olup bakende hemen tüyelerini soyup ziyafet birgene gelirler. Talhatul Cud yani kerem talhası diyene gelirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü de Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet kıladılar. Nekad ra'ytuni yevme Uhudin ve ma kurbi ahadun gayre Cibril an yemini ve talhata an yesari diyene gelirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud hakkında haber verip Uhud günü de özümünü kürdüm. Beni yanımda on tarafımda Cibril çap tarafımda Talha'dan başka hiç kim kalmadı diye nekildi. Talhat ibn-i Ubeydillah'ın hakkında rivayet kılmadı ki Said ibn-i Amir'i Duba'i rivayet kıladılar.
Musannab ibn Sa'iddan bir kişi Oyisha binti Talha, Talha ibn Ubaydillohning kızları Oyisha oldilarga keldilar. Kızlarını oldilarga. Shunda bu kishi aytdiki, "Ra'aytu Talhata fil manam." Shunda Talhani ko'rdim. Va aytdilarki, Talha radhiyallohu anhu Oyishaga meni bu o'rindan olib ketsin deb aytib qo'ygin dedi. Shunda qabrlariga ba'zi o'zlarining yaqin odamlari bilan bordilar. Kavlashdilar. Kavlashgan vaqtlarda soqollarining ikki yonidagi ikki yonidanning bir tarafida, ikkita tarafning bir tarafida bir necha xillar o'zgargan edi xolos. Bu kishi vafot qilganliklari bilan kavlaganliklarining o'rtasida 30 yildan ko'ra ko'proq vaqt o'tgan edi. Talha ibn Ubaydillohni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo jannat ahlilarining bo'lgan do'stlarini xabar berib, "Va naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surunin mutaqabilin." Qalblardagi jinalarni, adovat, hasadlarni olib chiqamiz. Ya'ni chiqarib tashlaymiz. Ular taxtlarda bir-birlariga qarab o'tirgan holatda aka-uka birodar bo'lib o'tirishadi deb jannat ahllarini endi u qalbda gina kudurat, adovat, hasad bo'lmaydi birodarlar. Mana bu jannatdagi do'stlarni zikr qilyotgan shu oyatni Ali ibn Abi Talib Talhat ibn Ubaydillohning o'g'illari kelgan vaqtda kutib olib, Talhat ibn Ubaydillohdan keyin Ali ibn Abi Talib yashaganlar. Shu o'g'illarni kutib olib, yaqin yanlariga o'tkizib, umid qilamanki, Alloh taolo meni va seni dadingni shu jannatdagi do'stlardagi dunyoda yashagan kishilardan qilganligini dedi. Ya'ni qalbimizda hech qanday bir quduratsiz yashaganmiz. Bu narsani bilishlik uchun har kim o'zining qadrdon do'stlariga bir qarab olsa, bu qalbda shunaqa pokiza holatda yashashlik qiyinligini biladi. Birodarlar, avvalgi savollarga bugungi darsimizda bir ozgina ba'zi mutafarriqot masalalarga javob aytgan bo'ldik. Hozirgi vaqtimiz tugab qoldi. Bu xatlarni hammasini biz o'qishlikka imkoniyatimiz yo'q. Agar shu xatlarning ichida duo qiling degan bo'lsalar, duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarga amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga xizmat qilayotganlarga Alloh o'zi yordam bersin. Biz jamiyni ishlariga ham Alloh subhanahu va taolo madad bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin.